Bu duvarın içi boş gibi. Dur bir de şu kapıya bakayım. Kapı çalıyor. Kim geldi? Siz geldiniz Necati. Neler oluyor? Hazırlık yapmalıyız. Öğretmen ödev olarak fasulye tanelerini çimlendirmemizi istedi. Necati sen ne yapıyorsun peki? Öğretmenin eniştesi tarlaya fasulye ekecekmiş. Benden traktörü istedi. Ben fasulyeme çok ilgi göstereceğim. Öyle bir çimlenecek ki yemyeşil olacak. Çok da karıştırmaya gerek yok. Biraz pamuğa fasulye tanelerini koy, su ekle, işte bu kadar. Evet, çok karıştırmaya gerek yok. Biraz teker, azıcık traktör kornası, bir de traktör buldum mu tamamdır. Çekilin yoldan. İşte bu kadar kolay. Benim fasulyelerim niye çimlenmedi anlamıyorum. Fasulyelerim rahat etsin diye pamuktan yatak yaptım. Hatta masal bile okuttum. Fasulyeleri haşlıyoruz. Sonra biraz salça. Necati kitaplar karışmış. Sen fasulyelere masal değil kuru fasulye tarifi okuyorsun. Bu onlar için korku hikayesi olmalı. Patlıcan oturtma diye bir masal olmadığını anlamalıydım. Ben Mirket abiye gidiyorum. Ondan yardım isteyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Kötü niyetli cadı kazanda kazan dibi yapıyormuş. Oo, sütlü masallar. Bayılırım. İşte. Tut şu karışımı. Ha? İşe yarayacak mı bu elimdeki? Hayır. O benim salatalık maskesi karışımım. Seninkisi burada. Al. Nasıl kullanacağım peki? Çok az damlatmalısın. Yoksa çok büyür fasulyelerin. Benim gibi pişman olursun. Abi bana da yaptın değil mi salatalık maskesi? Sen zaten salatalıksın. Ne maskesi? Salatalıkların da duyguları vardır. Ne demişti Mirket abi? Maskeyi az dök. Sen zaten fasulyesin. Yoksa benim gibi damlatırsın. Galiba dinlememişim. Neyse. Hepsini döküyorum ben. Aferin, iyi ediyorsun. Oo, Mirket ne haber? Traktör var mı sende? Ha? Necati, bir sahnede de eksik ol. Bak bak, sana kimi vereceğim. Oo, ne haber Mirket? Sen kimin etrafında dönüyorsun? Ha? Oo, olamaz. Yine olmamış. Ben ne yapacağım şimdi? Yardım isteyelim. Alo, Şakir'in fasulyesi çimlenmemiş. Tamam. Ne dediler? Polis bakmıyormuş o işlere. Manav arayın dediler. Bir dakika, bir dakika. Şu yerdeki izlere bakın. 56 numara, iki ayaklı, toynaklara bakılırsa bu bir fil. Bunlar benim ayaklarım. Hayır, hayır. Baksana yatak da dağınık. Şakir'in fasulyesi yataktan kalkıp kaçmış. Onu bulmalıyız. Muhteşem dedektifler iş başında. Necati kendi kıyafetini giysene. Hop, hep sen Remzi oluyorsun. Bir kere de ben olsam ne olur? Bak, Remzi taklidi yapmak da kolay. Ben bir aslanım ve sinirlenince böyle yürürüm. Öyle yürümüyorum bir kere ben. Bir fasulye olsam nereye girerdim acaba? Fasulye kulübüne gidip dans ederdim. Çıkı çık 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 çık. Saçmalama Necati. Neyse izler burada bitiyor. Sonra huysuz yaşlı bir kertenkele başlıyor. Fasulyeyi Cüneyt mi yemiş? Yoksa fasulye Cüneyt'i mi yemiş? Biz aramaya devam edelim. Pardon, buradan bir fasulye geçti mi? Yok, buradan 19C, 19F bir de 3 katlı palyaço arabası geçer. 3 katlı palyaço ara... Düt. Fasulye kulübü mü? Oo, sakalım yok ki sözüm dinlensin. Benim sakalım var ama yine de dinlemiyorlar. Uçan atlar dünyaya istila etmek üzere. Herkes kaçsın. Atımı bağlamayı unuttum. Uçarak kaçmaz umarım. Necati senin atın yok. Atım yok, imdat. Hadi gelin bulalım şu fasulyeyi. Hop. Fasulye değilseniz içeri giremezsiniz. Acil toplantı. Yarım saat sonra burada buluşalım. Herkes fasulye kostümüyle gelsin. Ben ne yapacağım? Havadaki görünmez altınları topla sen de. İki gün önce burada buluşalım. Çoktan geç kaldım. Necati? Bu ne hal? Brokoli olmuşsun. Pazarda fasulye kalmamış. Ben de brokoli aldım. Ne pazarı? Salı pazarı. Perşembe pazarı çok kalabalık oluyor çünkü. Hem bugün cumartesi. Aman neyse.
Sen de burada dışarıyı gözle o zaman. Biz giriyoruz. Senin işin de zor. Kim fasulye kim değil. Fasulyeyi yanlış anlayıp brokoli kılığına girenler de var. Bana öyle bakma. Ben gerçek brokoliyim. Bu kadar fasulyenin içinden nasıl bulacağız bizimkini? Peki. Gel. Daha yüksek bir yerden bakalım. Müziğe ne oldu? Açsanıza geri müziği. Açın. Onlar da kim? Hoppidi hoppidi fasulye. Onlar da kim? He? Siz de kimsiniz? Oğlum sen de bir şeyler desene. İşte orada. Benim fasulyem. Öndeki fasulyeyi takip et. Oley, tren dansı. Herkes birbirini takip etsin. Baba hadi. Tamam tamam geliyorum. İşte o şarkıdaki uçan brokoli arkadaşım evine dönmüş. Sonra ben ona mektup yazdım ama hiç cevap vermedi. Traktör! Fasulyem! Çabuk Necati kaçıyor. Tamam dolmuşa dönüşmece gücü. Doğru dolmuşa dönüşemiyordum ben. Koşun bir fasulyeyi yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Çok zor geçen bir kovalamacadan sonra. Dur artık. Fasulye ödevi için bana lazımsın. Neden kaçıyorsun benden? Fasulye değilim ki. Barbunyayım ben. Bir dakika. O barbunyaysa fasulye kim? Yoksa ben miyim? Kafam çok karıştı. Demek o yüzden çimlenmiyordun. Fasulye yerine yanlışlıkla seni koymuş olmalıyım pamuğa. İyi de madem barbunyasın fasulye kulübünde ne yapıyordun? Bizden niye kaçtın bunca zaman? Peki anlatıyorum. Efekli mefekli bir geçiş olsun ama. Tamam ben de traktör kornasıyla eşlik ediyorum. Hadi düt düt düt. Fasulyelerin ve barbunyaların tartışması çok eskiye dayanıyor. Hangisi fasulye hangisi barbunya? Oo şu kırmızı belekli daha güçlü gibi. Ben de barbunyaların zaferi için bir ajan olmaya karar vermiştim. Ajan barbunya. Memnun oldum. Ben de ajan fil, Necati fil. Bir dakika olmadı bu. Ama sayfadan çıktım neyse artık. Fasulye kılığına girip o kulüpte yıllardır peşinde olduğumuz çok gizli bir bilgiyi elde etmeye çalışıyordum. Aa, ne yaptınız bana? 10 yaş genç görünüyorum. Ama siz bana dik dik bakınca kimliğim açığa çıktı sandım. Tüm görevi mahvettiniz. Ve sonra kahraman fil kötü kalpli muzları yenip süt kutularını kurtardı. Efsane masala, efsane son. İşte böyle. Ajanlığı elime yüzüme bulaştırdım. Olsun. İyi bir ajan her zaman mendilini yanında taşımalıdır. Gelsin elim yüzünü. Hata bizim. Merak etme sana yardım edeceğiz. Necati bırak sen de ajan barbunyayı. Şimdi gerçekten de fasulyeye benzedin. Plan basit. Necati güvenlik fasulyesinin dikkatini dağıtacak. Sonra biz de gizlice içeri gireceğiz. Merhaba. Ben havuçlu fasulye yemeyeyim. İçeri girebilir miyim? Havuç gözlere iyi gelir diyorlar. Sen etrafında olan biteni hiç görmüyorsun. Bence bir düşün. Tamam Necati abartma. Ben senin dikkatini dağıtmıyorum. Arkadaşlarım da gizlice içeri girmeye çalışmıyor tamam mı? Tamam gibi baksana. Sonra Şakir ve ben muhteşem dansımızla herkesin dikkatini üzerimize çekeceğiz. Bu ne biçim dans? Bu ne biçim dans? Fasulyeler böyle dans etmez. Onlar dansımızı hayran hayran izlerken ajan barbunya arka tarafa geçip gizli belgeyi alacak. Bu havuç her şeyi itiraf etti. Barbunyalar gizli belgeyi almaya çalışıyormuş. Ha? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Doğaçlama bir şeyler yapın işte. Ben çok güzel doğaçlama sütlaç yaparım. Şimdi tüm fasulyeler sütlaç, sütlaç diye tezahürat yapsın. Hadi. Bir de son uyarı. Doğaçlamayı Necati'ye bırakmayın sakın. Doğaçlama gücü! Bari açık yerden geçseydiniz. Şimdi ceryan yapacak. Koşun! Yakalayın onları! Merak etmeyin, bir barbunyayı yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Çok zor geçen bir kovalamacadan sonra. Ah,
İçeri girdiler. Kapıyı açmamız lazım. Koç başını getirin. Koç dedim. Keçe değil. Bu ne? Hazır da açılmış kapı. Biz uğraşmayalım diye annem evde açıp verdi. Koç başı dedim. Kapıyı kıracaklar. Kapı dünyasına tekrar gitmek istemiyorum. Merak etme Remzi. Ben pipetle kağıt saldırısı yapıyorum. Onları oyalar. Püf püf püf. Hey, üstümüze çikolatalı süt atıyor biri. Aa, affedersin, yanlış pipet. Ben gizli belgeyi barbunyaların sistemine yükledim. Görev başarılı. Yaşasın. Çikolatalı sütten var mıydı acaba? Hmm, doğru. Şimdi yakaladık. Siz... Evet, tamam. Geri çekiliyoruz arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Pipet saldırısı işe yaradı. Necati Ajan Fil günü kurtardı. Bence gizli belgeyle alakalı bir şey. Sahiden ne yazıyor şu belgede? Bilmem, okumadım ki. Dur bakayım. Barbunya'nın sinyali gitti. Alo. Ne yazıyor? Barbunya da bir fasulye çeşididir. İyi işte. Hepiniz kuzenmişsiniz. Ne kavgası bu canım? İşin iyi tarafı eğer fasulyeysen çimlenebilirsin demek oluyor. Yani ödevimi yapabilirim. Daha da iyisi fasulyelerin akrabası olduğun için kapının faturasını sana yollayabilirim. Daha da iyisi, daha da iyisi. Bir şey bulamadım, siz devam edin. Bu bilgi, ben de mi bir fasulyeyim şimdi? Bu biraz ağır geldi. Dinlenmem lazım. Ne demişler? Fasulye yattığı yerden belli olur. Böyle bir atasözü yoktu değil mi? Evet, görelim bakalım çimlenmiş fasulyelerinizi. Şakir, ben fasulye çimlendirin demiştim. Bu bitki fasulyeye pek benzemiyor gibi. Şimdi görürsün fasulye miyim değil miyim? Fasulye kulübü dansı. Evet, Necati'nin pazar kahvaltısına hazır mısınız? Haşlamaları haşladım, gözlemeleri gözledim. Peyamileri de peyamiler misin? Uyuyakalmış. Siz beklemeyin, başlayın. Ben haftaya pazarki kahvaltıya yetişirim. Yaşlı horlaması. Keşke masada uyumasaydın ama neyse. Malzemeleri korkutmuşsun. Fındık kreması yok. Nasıl yok? Masaya baktın mı? Yok, masaya bakmak aklıma gelmedi. Onun yerine babamın yastık kılıfına baktım. Yedek fındık kreması oradaydı. O yüzden mi her gece fındık kokusuyla uyuyorum? Necati, oraya buraya yiyecek saklamayı bırak sincap gibi. O zaman atletinin içine hiç bakma istersen. İyi de fındık kremasız pazar kahvaltısı olmaz ki. Cumasız da cumartesi olmaz. Çünkü cumartesi cuma ertesi demek. Ya da kahvesiz de kahvaltı olmaz. Çünkü kahvaltı kahve altı demek. Ama konumuzla hiç alakası yok. Sakin ol Necati abi. Markete geldik, alacağız işte fındık kremasını. Hem kese kağıdını niye öpüyorsun? İçine nefes alman lazım. Heyecandan nefesim kesildi. Acil öpsijen takviyesi yapıyorum. Öpsijen mi? Oksijen o. Neyse, affedersin fındık... Fındık kremaları ikinci reyonda. Hop! Ben de ikinci reyondayım. İndirime girdiysen alıyorum bir iki kilo. Butun mu iyi, antrikotun mu? Hani fındık... Fındık kreması kalmadı ki. Çünkü fındık kıtlığı var. Fındık kıtlığı kreması nasıl? Lezzetli mi? Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama dayanamadım. İzin verirseniz bağırarak kaçacağım. Necati abi, fındık kalmamış yani. Kremasını da yapamıyorlar o yüzden. Ben bu işin peşini bırakmam yalnız. Ama keşke benim peşimi bıraksan. İlk defa yürüyen sucuk görüyorum. Nereye gittiğini merak ettim. Ben de çok konuşan fil görüyorum. Onu ne yapacağız? Eyvah! Abisi geldi. Çarşı pazar karıştı. Kaçın! Necati abi, nereye gidiyoruz? Necati abiniz avcı koklayıcı bir hayvan. Koklayarak her şeyin izini sürebilir. Sınıf sınıf sınıf. Sen fındık yemişsin. Çabuk anlat. Ne diyorsun Necati? O bir ay önceydi. Vay! Ben bir ay önce ne yedim tahmin et hadi. Brokoli çorbası. Tahminini bekleyemedim çünkü çok güzeldi. Sen!
fındık satan tezgahın yanından geçerken anneni arayıp ağlayarak gününü anlatmışsın. İyice saçmaladı. Bilemedin. Demiştim. Teyzemi aramıştım. Bu böyle olmayacak. Sorunun kaynağını koklamalıyım. Eyvah! Sessiz sakin bir çocuk olduğum için yine sorunu bizden bilecekler. Kaç kumpir kaç. Ay! Bir fındık kreması için Karadeniz'deki fındık bahçelerine kadar gelmek zorunda mıydık? Aşk olsun Şakir. Geçen gün sırf canın erik istedi diye uzaylılarla savaşmadık mı? Yok, savaşmadık. Ama savaşsak süper olurdu. Biraz maceraya bırak kendini. Bakın bakın, yerler hep fındık kabuğu. Sanki biri tüm fındıkları toplayıp yemiş. Burada bir ayak izi var. Şurada bir tane daha. 3, 4, 5, 6 toplamda 40 ayak izi var. Sanırım bir 40 ayak tüm fındıkları yemiş. Ya da iki ayaklı biri şu yöne yürümüş. Hadi izleri takip edelim. 40 ayakların da ayakkabılarını bağlamaları amma uzun sürüyordur. Kesin cırt cırtlı giyiyorlar. Biri yağ lambasını düşürmüş. Bu aynı masallardaki lambalara benziyor. İçindeki sihirli varlığı çıkarmak için bezle silmemiz lazım. Silmeye gerek yok. Ben sihirli sözcükleri biliyorum. Lambada lumba, kumbada cumba. Benim daha iyi bir fikrim var. Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılışı yapacağız. Hoppa! Lambadan fındık kıran çıktı. Beni lambadan çıkardın. Dile benden ne dilersen. Daha fazla bulut hakkı. Yok, affedersin. Daha hızlı dilek hakkı. Bu da olmadı. Fındık kreması istiyoruz tabii ki. Buradaki Sincap Krallığı tüm fındık işlerini toplayıp krallıklarına saklıyorlar. Dünyanın en büyük fındığını da kaçırdılar. Eğer o fındığı geri almama yardım ederseniz size en lezzetli kremayı yapabilirim. Bir dakika, yalan söylemediğini nereden anlayacağız? Çabuk söyle, 2 artı 2 kaç eder? 4 eder. Tamam, doğru söylüyor, devam edebiliriz. Nerede bu krallık, göster bakalım. Beni takip edin, Sincap Krallığı'na! Bir dakika, hangi ağaçtı? Yeşil yapraklı olan! Sağ ol Necati, çok yardımcı oldun. Neyse, şu küçük ağacı seçtim. Çünkü çarpıp yere düşersem çok acıtmazmış gibi görünüyor. Yanılmışım. Sessiz olun, ileride sincap askerler var. Ne yapacağız? Ay ne tatlı! Bir tanesini eve alalım mı Necati abi, ne olur ne olur? Olmaz! Evcil sincaplar mutfak lavabosunda duş alıp etrafı ıslatıyor. Hiç mi komik video izlemiyorsun? Şşt! Hadi içlerine karışalım yoksa yakalanacağız. Merhaba. Siz nerenin sincabısınız? Bir dakika, dilimizi biliyorlar mı ki? Keşke sincapların ne dediğini öğrenseydik önce. Haklısın galiba. Abi ne diyorlar anlamıyorum ama çok ikna edici konuşuyorlar. Hiç karışmayalım en iyisi bunlara. Al işte, maceradan geri kaldım. Hadi kardeşim, sen de ne uzun sürdü bir kapıyı açman. Gerçi doğru ağaç mı onu da bilmiyorum ki. Abi çilingirim de bir yere kadar. Sihirli kapıları açması kolay değil ki. Al işte, yanlış ağaç. Kutup ayısı kardeş, Sincap Krallığı nerede? Söyleme bana. Bak kapatırım kapıyı. Dev fındığı kesin kasaya koymuşlardır. Gizli kasayı bulmamız lazım. Şu kadına soralım. Affedersiniz, gizli kasa nerede acaba? Orada. Hani göremiyorum gizli kasayı. Pardon, görünmez kasa dediniz sandım. Görünmez sincaplar, görünmez avuçları oraya sakladı. Ama koyduğumuz yeri bulamıyoruz. Görünmez dedemi kaybettik. Dede! Ses ver dede! İşte kocaman gizli bir kasa tabelası. Bu sincaplar ya çok iyi niyetli ya da bir tuzağa doğru çekiliyoruz. Ben çoktan tuzağa çekildim. Filsu, sen daha tuzağa yakalanmak için çok küçüksün. İn de ben yakalanayım senin yerine. İşte kasa burada. Nasıl açacağız peki? Çevir 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 çevir. Kapıyı çalalım, belki açan olur.
Uhu, kimse yok mu? Ha? Kim var orada? Benim, ben. Aa, doğru söylemişsin. Gerçekten sensin. Evet, ben benim. Sen de sensin. Peki bu kim? Beni küçükken hep sepette gezdirirlerdi. Alışkanlık işte. Yeni sildim etrafı, üstüne basmayın. Gireceksiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp girin. Ayakkabıları çıkarmak çok zor. Kemiklerime bağlı. Animatörleri ürkütme. Ben şöylece giriyorum yere basmadan. Oo, işte dev fındık burada. Acaba bunu yiyecek de bir sincap da var mıdır? Ha? Fındık kırana mesaj geldi galiba. Titreşime girdi. Arkasına melodi yapayım da biri ararsa duysun. Dırırıt 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 dırırıt. Siz ne yaptınız? İyilik, sen ne yaptın? Bu fındık kıranı zar zor lambaya hapsetmiştik. Biz de zar zor çıkardık, inanır mısın? Remzi saçma sapan sihirli sözcükler söyledi. Ama ben de dedim ki biraz daha zekice çözümler bulmalısın. Kendisi biraz şapşaldır da. Bu arada nerede bizim şapşal? Anlamıyorsunuz. Fındık kıran kış için sakladığımız fındıkları kırıp kırıp yiyor. O kötü biri. Ya bizi kandırmış. Bu da benim kandırılmış suratım. Ama en çok Necati abiyi kandırmış. Çünkü o hala anlamadı. Demek kıtlığın sebebi sen misin fındık kıran? Aa, gitmiş. Tamam, diziye sonradan girdin ama adımı da öğren artık. Ben Necati. Fındık kıran değil, Necati. Necati Bey, girişi kapatıyorsunuz. Aracınızı lütfen pistten çekin. Tabii, bir dakika. Nasıl olmuş ses efekti? Geri vites sensörü taktırdım. Pekala, bu sonuncu. 3,5 metre çap, 250 kilo. Hobiler durmak. En sevdiği yemek toprak. İşte ormandaki tüm ağaçların listesini çıkardım. %10'u kozalakla top oynamayı seviyor. Yarısından fazlasının üstünden kartal kalkınca dal sarkıyor. Yani hesaplamalarıma göre sincap krallığına geçiş sadece ve sadece 117 numaralı ağaçtan olabilir. Pekala. Bekle beni sincap krallığı. Ay, soğukmuş yalnız. Önce ayak uçlarımı sokayım da girince alışırım. Eyvah! Sıkıştım. Pişt, pişt. Kozalaklı ağaç, yardım etsene. Ah! Oh. Dur, vazgeçtim. Dur. Çok hızlı. Ama ben daha hızlıyım. Tamam da bu ne işimize yarayacak? Dur artık fındık kıran. Bu şekilde kaçamazsın. O zaman şu şekilde kaçarım. Onun sihirli bir fındık kıran olduğunu unutmayın. Bakın bu da var. İsterseniz şu da var. Ya ben de sıcak hava balonuna binmek istiyorum. Oldu bin. Böyle sihirli kahraman olmaz olsun. Dur artık. İmdat! Konuşan ayaklar. Hala sıcak. Sahibi çok uzaklaşmış olamaz. Ay! Oha! Oha! Yeter! Sihirli sincap krallığı gücü! Etrafı sarıldı. Remzi de sana sarıldı. Ama niye bilmiyorum. Çabuk teslim ol. Yoksa Necati abim seni sihirli lambaya geri hapseder. Evet, dediklerimi yap. Eller havaya, popolar dışarı. Şimdi penguen dansı. Yip 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 yip. Necati abi. Uhu, bak burada ne var. Fındık kreması. Necati abinin gözleri yanarlı dönerli oldu. Bu iyi işaret değil. Sakın lambayı bırakma. Necati, kendini de bırakma. Sen çok gençsin. Daha oyun parkına gidecektik. Ben 38 yaşındayım Remziciğim. Ayrıca fındık kreması istiyorum, tamam mı? Ben de kışlık dev fındığımızı geri istiyorum. Ben de sihirli lambayı istiyorum. Tamam o zaman. Herkeste herkesin istediği bir şey var. Şimdi ışıkları kapatıp açacağız ve filmlerdeki gibi hemen takas edeceğiz, tamam mı? Şimdi. Bir daha, bir daha. Böyle hiç olmadı. Ama benim her şeyi çözecek bir fikrim var. Siz rahat olun. Biz de bir rahat olalım. Necati'nin göbeği amma büyükmüş. Göbeğime iyi bak Remzi. Günde 7 öğün mama yer ve sinirlendirirsen ısırır. Pekala. Al bu senin dev fındığın.
Fındık Kral, sen de gel şurada dur. Bir daha buradaki fındıkları yemeyeceksin, tamam mı? Ben nereye geçeyim? Tamam, sen de lambayı al ve baba koltuğuna geç. Ya, ben de uçaklardaki gibi acil çıkış koltuğu istiyorum. Acil çıkış yok burada Necati. Sen öyle san. Ben bu bölüme uçmaya gelmişim. Ben ne olacağım? Fındık istiyorum ben, fındık. Evet, görünüşe göre artık birileri tüm fındıkları bitirmiyor. Böylece kırması yapılabiliyor. İşte sorunun kaynağı fındık. Bu bir fındık kıran ve manav olarak işe girecek demek. Evet ama... Ama maaşını fındık olarak istiyorsun. Anlaştık. O zaman sorun çözülür. Evet, sorun çözüldü ve bölüm bitti. Hadi akşenirik, ak. Okuma zamanı. Çocuklar, hadi salona. Yihuu! Yaşasın, yaşasın. Evet. Ne okuyalım bugün bakalım? Yağlı güreş maç özetlerini okuyalım. Üçüncü sınıf matematik kitabını okuyalım. Dur, ben daha okumadım. Sakın sonunu söyleme. Ya da söyle. Nihatcan manavdan aldığı 75 karpuzu ne yaptı? Bir şarkı okuyalım bence. Lalalalalam. Lalalalalalam. En iyisi masal okuyalım çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. 75 karpuz almanın bir anlamı yokmuş. Ne yapacağım ben bunları? Eski zamanlarda bir köyde çobanın koyun sürüsü varmış. Mercimek çorbası koyun bana. Kuru kuru gitmiyor bu otlar. Hı? Konuşmayı söktüm. Yaşasın. Anne. Bu masallar hep geçmişte geçiyor. Daha modern bir şeyler yok mu? Lazerli, maceralı, falanlı filanlı. Öyleli böyleli. Naneli maneli. Madem öyle, uzay masalına hazır olun. Bir varmış, bir yokmuş. Gelecekte bir gün... Az gittin, daha çok git lütfen. Daha da gelecekte bir gün... Biraz daha gelecek. Ay tamam. Çok gelecekte bir gün... Bir kara deliği keşfe giden bir uzay gemisi varmış. Geminin rotasından kaptan sorumluymuş. Geminin savunmasından ikinci kaptan... Oliver! Basket attırmam. Top geçer, hücumcu geçmez. Geminin roketlerinden de dördüncü kaptan. Üçüncü kaptan nerede diye soruyorsanız... Geçen gün yanlışlıkla gemiden fırlattım. Ay! Oo! Bir yarışta üçüncü kaptanı geçersem kaçıncı kaptan olurum? Kaptan olmak için sınava girmelisin. Şu gezegene bodoslama girmek daha çok ilgimi çekiyor. Geminin gözlemcisi de bir korsanmış. Görevi geminin yolunda bir göktaşı varsa uyarmakmış. Şapkam niye be böyle büyük? Çünkü korsanların papağanı olur. O da kuş, ben de kuşum. Niye ikimizi farklı çizdiniz? Of, çok sıkılıyorum bu gemide. Hiçbir şey görünmüyor. Galiba kapalı gözümüzle baktığımız için göremiyoruz. Ama nasıl eğleneceğimi biliyorum. Hareketli bir şeyler aç da sallayalım kuş göbeklerimizi. Yandan yandan. Al sana hareket. Göktaşı geliyor. Göktaşı geliyor. Geleceği varsa göreceği de var. Yardım asistanı. Buyurun. Ben yardım asistanıyım. Göktaşı geliyormuş. Ne yapacağız? Göktaşı mı geliyor? Çocuklar, benle gelin, gidiyoruz. Nereye, nereye? İnternetten tatil resimleri indirmiştim. Bir süre orada kalırız. Size kolay gelsin. O zaman kalkarlar. Göktaşı görünmüyor ama benim isabet için görmeye ihtiyacım yok. Koklayarak ateş edebilirim. İşte şurası. Yalle. Hiçbir şey benim gemime çarpamaz. Biz çarptık gemine. Tehlike geçti mi? Şaka yaptım. Göktaşı falan zaten yoktu. Bu nasıl şaka? Bak, çöp kovasını bile gül
gemi manevra yapınca boğazıma bir şey kaçtı. Gülmüyorum. Bu kadar yeter. Herkes yerlerine. Bitirmemiz gereken bir görev var. Kaptan onu affetse de gözlemci korsan şaka yapmayı bırakmamış. Siz de bir daha renkli kalem soymayın çöpe. Bu nedir arkadaşım? Göktaşı geliyor. Ama buraya değil. Göktaşı geliyor. Hop, göktaşı gidiyor. Göktaşı. Anladık, anladık. Göktaşı geliyor. İyi bari. Ayranım çalkalanıyor. Öf yine mi? Açıyorum ben kalkanları. Bu sefer bir şey demedim bile. Göktaşı geliyor. Göktaşı geliyor. Göktaşı geliyor. Ha? Ne yazıyor? Göktaşı geliyor. Göktaşı geliyor. Paş paş paş. Göktaşı geliyor. Paş paş paş. Ama hiç göktaşı gelmemiş. Ta ki bir gün gözlem periskopu uyarı verene kadar. Ha? Ama gerçekten bir göktaşı geliyor. Aman! Sen de papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorsun. Ol kendin bak. Ha? Beni sorarlarsa yokum. Göktaşı geliyor. Durmasanıza öyle. Bu sefer gerçekten geliyor. Aha, tabii. Geçen seferki gibi mi? Senin yüzünden bu çöp kovası neler çekti biliyor musun? Üzgünüm. Açık operasyonla sıkışan kağıdı almamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa doktor. İşte bu kadar. Baba! Operasyonun faturasını şöyle içinize doğru atıyorum. Siz yapmazsanız ben yaparım. Keşke gemiyi çevirmeden nişan olsaydım. Göktaşını isabet ettiremiyorum. Niye ateşlemiyor bu? Roketler bitti. Ördek roketler geri gelin. Üstümüze geliyorlar. Ay vazgeçtim, gelmeyin. Tek bir şansımız var. Roket yerine beni fırlatacaksın göktaşına. Rotasını saptırmam lazım yoksa gemimize çarpacak. Ama duygusallığa gerek yok, bu bir emirdir. Giderken şapkanı isteyecektim, ne duygusu? Al. Ha? Gözlemci kendini fırlattı. Eflatun alarm. Bunların hangisi Eflatun? Aman, hepsine basıyorum. Ne olacaksa olsun. Disko gibi oldu. Nereye gidiyorsun? Gerçekten göktaşı geliyor. Yörüngesini saptırmak için kendimi fırlattım. Bizi kurtarmak için kendini mi feda etti yani? Hüzünlü müzik açayım en iyisi. Peşinden gidip onu kurtarmamız lazım. Hayır. O zaman yakıtımız kalmaz. Ve kara deliği keşif görevimizde başarısız oluruz. Kendini feda etmesine şapka çıkartırım ben. Ha? Çıkarsanız da şapkamı. Teşekkür ederim. Göktaşına çarpmaya 3. 2. Hep böyle bağıracak mısın? Evet. 1. Göktaşı. Memnun oldum. Ben de Necati. Sen göktaşı değilsin. Sen de lahmacun değilsin. Ben laf ediyor muyum? Ne diyorsun? Bizim uzay gemimizle çarpışmak üzeresiniz. Sizi uyarmam için beni mancınıkla fırlattılar. Mancınıkla ne komik kelime değil mi? Yani periskoptaki göktaşı alarmını sen mi çalıştırdın? Beni duymadın galiba. Gemimize çarpmak üzeresiniz. Biz kara deliği keşfe gidiyoruz. Ne gemisi? Kimse bulaşmasın diye efekt yaptık. Kara delik gibi görünen bir uzay gemisiyiz sadece. Efekt yapmazsak cam silmeciler gelip rahatsız ediyorlar. Ön camı sileyim mi abi? Çarpacaksak kenara çekilsenize. Yakıtımız kalmadı. Hepsini sırt roketlerine harcadık. Niye? Çünkü sırt roketiyle uçmak çok eğlenceli. Kaptan, bana güvenmiyorsunuz biliyorum ama inanmanız lazım. Kara delik sandığımız şey bir gemiymiş ve ona çarpmak üzeresiniz. Çocuklar, saklanın. Saklandım, beni burada bulamazlar. Beni kurtarmaya gelin. Böylece kendinizi de kurtarmış olacaksınız. Bizi kandırdığı çok belli. Rotamıza devam ediyoruz. Ona inanmamız
bulmamızın zor olduğunu biliyorum ama bir ses bana korsanın bu sefer haklı olduğunu söylüyor. Bu sefer haklı? Eğer o bir kara delik değil de gerçekten bir gemi ise etrafından dolanıp çekim alanını kullanarak gözlemciyi kurtarabiliriz. Böylece keşif görevini de tamamlamış oluruz. Ama eğer kara delikse çizdiğin rotaya göre kara deliğin içine çekiliriz. Nasıl? Böyle. Herkes yerlerine. Sıkı tutunun. Kara deliğin çekim alanı şeklimizi kaydırıyor olmalı. Uzay gemim şekil önümden çekin. Yaklaşıyoruz. Çekim alanına girdik. Kurtulduk. Üçüncü kaptan, ne haber? İyilik senden. Bugün uzay çok sakin değil mi? Beni almaya geldiniz. Bana inandınız değil mi? Kapıyı açın da gireyim hadi. Önce özür dilemen lazım. Yaptığının yanlış olduğunu anladın mı? Karma karışık uzay yağmuru bölgesine giriyoruz. Alın beni içeri. Tamam, özür dilerim. Okul binası mı? Ve gözlemci korsan o günden sonra hep doğruları söylemiş. Evet, dersinizi aldınız mı bakayım? Evet, uzaya keşfe çıkacaksak daha fazla yakıt almamız lazımmış. Ben siz masal mı okuyorsunuz yoksa? Beni de bekleyin. Yeni çeşmemiz hayırlı olsun. Buradan temiz su içebilirsiniz. Başkanım, suyunuzdan köpek çıktı. Merak etmeyin. Köpeğe özel şampuan kullanıyorum. Tanju abi, kutuda köpeğe özel şampuan yazıyor. Ama ben köpek balığı değilim ki. Neyse, önemli olan iç güzelliği. Tanju abi, şapkanın içindeki elmas senin mi? Demek elmasın hikayesini öğrenmek istiyorsun. Bu elmas sayesinde birçok heyecanlı anım olmuştu. Bir gofreti anlatırım. Gofretim yok ama bayramda şeker toplayınca seninle paylaşırım. Anlaştık. Bundan gofret önceydi. Gofret samar içinde, kalbur gofret içinde. Allah sürmek abla zor işmiş. Hümeyra, biraz yardım eder misin öyle bakacağına? Tabii ki. Tanju. Tanju, vitesi boşa atıyorum. Biraz dinlenirsin. Ne vitesi ne boşa? Çocuklar, vana gidiyoruz. Traktör ödüllü bir yarışma buldum. Artık tarlayı daha rahat sürebileceğiz. Oo, kazananı traktöre mi çeviriyorlar? Senoş, Hümeyra bugün okula gelmedi. Sizle vana gelmese olur muymuş? Hümeyra sensin zaten ve buradasın. Vay, akıllıca. 17A, buyurun valizleriniz. Affedersiniz, bizim peynirler karışmış galiba. Benimki böyle kötü kokmuyordu. Sodacı, sodalarım var. Paralarım var. Soda. Para. Gel değiştirelim. Lallala. İşte yarışma alanı şurada çocuklar. Hadi. Senoş, soda ne? Maden suyu. Madem suyu içecekler niye soda diyorlar? Sodalarım var. Yarışmanın galibi bu yepyeni traktörü kazanacak. Vay! İçine bir sürü gofret sığar bunun. Tek yapmanız gereken Van Gölü canavarını yakalamak. Canavar mı? Evet işte. Kocaman. Evet, kocaman. Çok güçlü. Evet, çok güçlü bir canavar. Ve çok lastikli. Lastikli bir canavar mı? Ne diyorsunuz siz? Biz kazanacağız bu güçlü traktörü. Yakaladım. Nefesini yakaladım. Yumurta kokusu. Gelin çocuklar. İşte yarışmadaki rakiplerimiz. Onları yenmemiz lazım. İşte diğer çalı rakiplerimiz. Onlardan daha iyi bitki olmamız lazım. Planı anlatıyorum. Göle giriyoruz, canavarı yakalıyoruz. Tamam mı? Sorusu olan... Bu plan çok karışık. Sadeleştirip anlatır mısın? Tabii.
Şimdi anladım. Bu arada canavarın midesinde dev bir elmas olduğunu biliyor muydun kaptan? Evladım zaten elmas için buradayız. Onun elmasından daha iyi elma yapmamız lazım. Elma değil, elmas. Anne? Tanju? Soda. Pekala çocuklar, planımızı anlatıyorum. Yarına kadar bir uçurtma yapacağız. Tanju uçurtmayı gölün üstünde uçuracak. Yaramaz da gölü gözleyip canavarı gördüğü an bana söyleyecek. Ben de göle atlayıp canavarı yakalayacağım. Emcil hayvanıma da rol verelim mi? Merak edip yalnız başınıza göle girmek yok, tamam mı? Taş mı bu? Bak, bir sürü komut öğrettim. Havlama! Taş ol! Ben de evcil bulacağım. Hop! Sakin kocaman, sakin! Tanju uçurtmayı yaptın mı? Gerek kalmadı. Bak evcil hayvanı uçabiliyor. Uç kocaman, uç! Bu ses ne? Tartışma sesleri. Tartışıyoruz. Amma da tartıştık. Galiba birileri tartışıyor. Bravo. Tanju ben geliyorum. Sen devam et. Taş fırlatmaya değil, uçurtma yapmaya. İyi bir bekçinin gözü hep açık olmalıdır. Affedersin, buralarda bir banka varmış. Yolu biliyor musun? Evet, bu havaya göre garip giyinen adam. Şuradan 100 metre ileride. Teşekkürler. Güvenliğe selamını söylerim. Güvenliği yok ki o bankanın. Daha da iyi. Ne nazik biriymiş. Bir balık boğuluyor. Kurtaracağım seni balık. Dur. Hava almaya çıkmıştım. Canavarın nefesi bu. Ne haber dostum? Göle gelsene. Canavarın nefesi beni kimsenin olmadığı göle çağırıyor. Bekçilik kılavuzunda bu yazıyor muydu? Ama neyse, bulamayacağım şimdi. Eğer bir canavarın nefesi sizi çağırırsa asla kimsenin olmadığı göle girmeyin. İlk balıksız uzay aracımız hayırlı olsun. 10 yıldır balık yeminden arttırıp bu roketi yaptık. Ay'a gitme projemizde tek bir hata istemiyorum. Her şey hazır amirim. Ateşlemesini yapıyorum. Yaşasın balık yeminimiz. Hayırlı olsun. Oho, torpido balığı geliyor üstüme. Ne haber dostum? Hop, yavaşlasana biraz. Uzaylılar roketimize saldırıda bulunuyor. Olamaz. Duramıyorum. Başarısız bir proje için aç kaldık. Ne yiyeceğiz şimdi? Biz de balık tutarız. Üzülmeyin. Sesler buradan geliyor. Acaba ne hakkında tartışıyorlar? Yarışmanın iptali üzerine konuşmalıyız. Sodacının sesi bu. Diğeri kim peki? Ben yarışmayı düzenleyen kişi olarak bu fikre karşıyım. Niye acaba? Çünkü Van Gölü canavarı güvenliğimizi tehdit ediyor. Yakalanması lazım. Yarışmayı iptal et, ne olur. Sodacı niye yarışmanın iptalini istiyor ki? Çünkü Van Gölü canavarı turizmi canlandırdı. Bu sayede bir sürü soda satabiliyorum. İmdat! Yaramaz! Neredesin? Yardım edin! Bir şey yapın! Hemen bir şey yapalım. Sodacı gel! Heyo! Yaramaz arkadaşım, senin tipine ne olmuş böyle? Yaramaz, iyi misin? Gölde akıma kapıldım. Van Gölü canavarı beni kurtardı. O iyi biri. Ben hikayene inanmadım çünkü gıcık biriyim. Ben de inanmadım. Çünkü canavar iyi biri değil bence. Canavar iyiyse geri mi dönüyoruz Senoş? Hayır çocuklar. Kendi iyiliği için onu balıkçılardan önce yakalamalıyız. Hazır mısınız? Yarışma gong sesiyle başlıyor. Gong sesi ne? Ağzınla gong deyince çıkan ses galiba. Gong. İşte bu. Bu daha çok bıbım sesiydi bence. Ben kendi gongumu yapacağım. Bu da zonk oldu. Gong olmadı. Başlayın. Yaramaz, bir şey görüyor musun? Görüyorum. Balıkçılar canavarı yakaladı. Balıkçılar kazanmış. Bu canavar değil. Kostüm bu.
Demek bu yüzden yarışmayı iptal etmemi istiyordun. Van Gölü canavarı sendin demek. Özür dilerim. Turizm canlansın diye bu efsaneyi uydurdum. Gelen herkes soda içiyor, baksana. Ben içmiyorum, müzik yapıyorum. Demek canavar gerçek değilmiş. Traktöre de yazık oldu. Hala kazanabiliriz. Van Gölü canavarı gerçek. Size kanıtlayacağım. Efsaneydi, ha nereye gitti o çocuk? Ne haber dostum? Hey, nereye koşuyoruz? Gelin oyun oynayalım hadi. Oo, yarış arabası mı bu? Bak bak bak. Bu meşhur masaldaki kahverengi şekerden ev değil mi? Şekeri biraz az olmuş. Hey! Hiçbir canlıyı kafese koyamazsınız. Traktörünüzü alın gidin buradan. Canavarın içindeki elmas benim. Nereden senin alıyormuş? Elmas bizim. İçimde sevgiden başka verecek bir şeyim yok. Durun dostlarım, benim için kavga etmeyin. Kaçıyor. Gel buraya. Dostum, aç karnına koşmak iyi değil. Alın meyve yiyin. Bundan sonra burada güvenle yaşayabilirsin. Ha, bunu iyice mi yıkamak lazım? Evet, bu traktör amma da pis değil mi? Kim bu? Benim adım Cıvık. Ama bana gululuk gululuk derler. Çünkü sonucunda tüm sesler gululuk gululuk gulu diye duyuluyor. Yeni evim çok güzelmiş ama biraz küçük burası. Neyse, siz dışarıda yatarsınız. Çiftlik hayatı. Yani Van Gölü canavarının midesinden mi çıkardınız bu elması? Hayır canım, böbrek taşıymış o. Doktora götürürce öğrendik. Ama o başka hikayeye artık. Van Gölü canavarı! Ve böylece çiçekler de fotosentez yapmış olurlar. Arif, bir tane çiçek ismi söyler misin bize? Bu Rosa. Evladım, çiçek dedim. Akşama ne yemek yapayım demedim. Çiçek, çiçek. Nohut. Nohut mu? Sen acıkmışsın bence. Acuka. Tamam, boş versen Arif. Menekşe, papatya, venüs, aslan ağzı. Aslan ağzı mı? Benim ağzım çiçek mi yani? Aslan ağzı diye bir çiçek var Şakir. Aferin sana Canan. Bir tek dersle ilgilenen sensin galiba. Neyse çocuklar, sizlerle yarın pamukta fasulye yetiştirme deneyi yapacağız. Bu yüzden de istediğiniz bir arkadaşınızla deney grubu oluşturmanızı istiyorum. Lütfen gün sonuna kadar grubunuzu oluşturun. Galiba var. Merhaba Deniz. Birlikte deney grubu olalım mı? Ben şeyle deney grubu oldum. Bununla. Evet bununla. Ama süpürge o. Hayır canlı o. Konuşuyor. Merhaba Canan, ne haber? Ha, anladım. Eyvah Arif, bak Canan geliyor. Sahi mi? Arif ne haber? Benimle deney grubu olur muydun? Ha? Kim var orada? Göremiyorum. Kimsin sen? Bir anda ekran karardı. İmdat! Ne oluyor burada? Neyse, selam. Benimle deney grubu olmak ister miydin? Üzgünüm, ben başka birini buldum. Peki sen? Ben de başka biriyle deney grubu oldum. Ya sen? Ben de öyle. Peki sen? Ben öğretmenim Canan. Pardon, ya sen? Ben de çok kovasıyım. Of. Evet, herkes önümden çekiliyor. Evet, bakın önümdeki çok ağır. Bırakacağım şimdi, bak çok ağır. Çekil önümden. Canan, tutuşurum bir tanesini. Yoksa düşüreceğim, bak gidiyor. Ay, bu çok ağırmış. Söylenmeyi bırak. Ben senin yaşındayken günde 10 tane hipopotamı tek başıma kaldırıp indiriyordum. Evet, çekilin önümden. Çok ağır şeyler taşıyoruz. Bu Necati yaptığı her işi çok mu abartıyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Merhaba, ben de bir çöp kovasıyım. Sadece söylemek istedim. Elim çok acıdı, çok acıdı. Bırakıyorum. Bıraktım. Bu kutularda ne var böyle? Bunları bir kent okulumuza bağışladı. Bitkileri daha hızlı yetiştirmeye yarayan bir şeymiş.
senin niye suratın asık Canan? Kimse benimle dersteki deney için grup olmak istemiyor. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz kendinden bahseder misin bana? Yani herhalde sınıfın en zekisi olduğum için kimse benimle ortak bir şey yapmak istemiyor. Çünkü? Ben biraz çok bilmiş davranıyorum sanki. Bu yüzden de? Onlarla beraberken daha az bilmiş olmalıyım bence. Böylece? Daha az şey bilirsem, ukalalık yapmazsam beni sevecekler ve deney grubu olacaklardır. Evet, bugünlük seansımız bitti. Borcunuz tam olarak 4 trilyar milyar gigabayt fil lira. Of, çok paraymış. Konuştuğumuz gibi bundan sonra çok bilmiş gibi davranmayacaksın. Anladın mı? Benim gibi ol. Bak, kafama vuruyorum, boş bidon sesi çıkıyor. Dın dın dın. Tamam, anladım. Merhaba. Canan, sen misin? Evet, ben Canan. Çok bilmiş olmayan yeni Canan. Sizinle top oynamaya geldim. Al bakalım topu madem. Servisi sen kullan. Servisi mi? Okul servisini mi? Nasıl kullanacağım? Benim ehliyetim yok ki. Ne okul servisi? Normal voleybol servisi. Aa, pardon. Ben anlayamadım. Harika gidiyor. Öyle değil mi? Aynen aynen. Süper gidiyor. Çöp kovası olduğumu anlamadı hala. Şimdi verin bakalım şu topu. Ay pardon. Sal ipi, sal sal. Salıyorum abi. Evet evet, indir. Aha, tamam. Bitti büyüte, ilacı gördüm. Biraz sağ ittir beni. Ha, hop hop hop. O kadar değil. Sakın indirme. Yılan kafesi bu, sakın. Bu da ne? Mirket Hoca'nın ne kadar garip icatları var. Sinirli yılan mı olurmuş canım? Ha? Neyse tamam tamam. Öteki tarafa ittir beni. Ha, tamam. Evet. Aldım ilacı. Tamam, çekmeli mi de? Hayır 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 hayır. Kızgın avuçların oraya değil. Bu avuçlar niye kızmış bu kadar? Al şunu da düzgün servis kullan Canan. Ay ne kadar da beceriksizim bugün. Bir kere daha deneyeyim bari. Bence top bozuk. Ver şu topu, git buradan hemen. Okulu başımıza yıktın. Pes etme Canan. Evet. Senin adın ne? Ronaldinho. Vay, futbolcu adı gibi. Çak. Çakamam, elim yok. Bu şişedeki bitki büyütme hızlandırıcısı sayesinde pamuktaki fasulyemiz bir anda büyüyecek ve biz de öğretmenin gözüne gireceğiz. Hadi abi hadi. Çok heyecanlıyım. Dök şunun üstüne. Tamam, döküyorum. Hepsini döküyorum. Hadi küçük fasulye, büyü bir an önce. Bak, kafiye yaptım. Ha? Neler oluyor Vedat? Okulumda neler oluyor? Hey sen, ne yaptığını sanıyorsun? O duvar kaç para biliyor musun? Sahiden de kurbanlar kayıyormuş! Canan, lütfen yalvarırım. Bırak penaltı atmayı. Ay. Tamam tamam, bu son bak. Oh. Canan? Canan? Efendim müdür bey? Sen ne biçim Canan'sın? Ben artık böyle bir Canan'ım müdür bey. Kızım bak, dev bir fasulye okulu yıkıyor. Hani nerede? İşte burada. Çabuk bizi kurtar şu fasulyeden. Kuru fasulye mi, taze fasulye mi? Kuru mu? Ne kurusu? Böyle bir soru mu olur? Okulu yıkıyor, çabuk ol. Peki okulu nasıl yıkıyor? Sabunlu suyla mı yoksa Arap sabunuyla mı? Ne Arap'ı ne sabunu kızım? Okulu yıkıyor diyorum. Temizliyor anlamında değil, okulu parçalıyor. Bir de bu okulun en zeki öğrencisi olacaksın. Senden yardım istemeye geldik. Kuru fasulye, Arap sabunu falan diyorsun. Maalesef yanlış kişiye geldiniz. Ben artık eski Canan değilim. Canan, bence dev bir fasulye olması çok komik. Ama
ama buranın temizliği bana kalacak. Bütün dağlar yerleri temizlemem gerekecek. Bu yüzden de eve gidip video oyunu oynayamayacağım. O yüzden de etraf daha fazla kirlenmeden lütfen bir şeyler yap. Of, tamam Necati abi. Sırf sen eve gidip oyun oyna diye yapacağım bunu. Muhteşem Canan, çak! İmdat! Abi o bitki büyütenden çok döktük galiba. Ne? Benim formülümü kullanmışlar. Ne diyorsun Rompardino? Bırak şimdi Rompardino'yu. Ben Mirket'im, Mirket! Mirket mi? Evet Mirket. Dün gece bir deney yaptım. Moleküler transformasyon uygulayarak bir çöp kovasına dönüştürdüm kendimi. Neyse neyse, hemen laboratuvara gidelim. Benim paspas mobilimle gidebiliriz. Paspas mobili mi? Evet, işte burada. Tutturduk. Dabadada. Paspas paraları nereye gidiyor belli oldu. Paspas paraları neyle? Ne? Atlan çabuk. Gidiyoruz. Peki neden çöp kovası şekline girdin? Bir çöp kovasıyla kim arkadaş olabilir ki diye düşündüm. Bir tek Necati benimle konuştu. Bundan sonra her cansız nesneye selam vereceğim. Belki onlar da benim hayvanı çıkar, belli mi olur? Merhaba koridor. Koridor bir obje değil ki. Tamam geldik, sola gir hemen. Tamam Canan, hemen dediklerimi yap. Şuradaki karışımları al ve bir kaba boşalt. Ben ne yapayım bu sırada? Öğretmen marşını söyle sen de. Alnımızda bilgilerde bir çelenk. Nura doğru Can Atatürk genciyiz. Tamam karıştırdım. Eyvah, buraya geliyor. Tamam, şimdi de 5 saniye kadar şurada kaynat. Yeryüzünde yoktur olmaz Türkiye'den. Korku bilmez soyumuz. Tamam hazır. Şimdi ağzına fırlat çabuk. Gel bakalım buraya küçük fasulyecik. Canan bence birlikte deney grubu olalım. Demek sadece kendim gibi davransam yetiyormuş. Necati, çabuk topla bütün etrafı. Çok işin var, çok. Şanlı yurdum Erbucan, şanla dolsun. Necati! Seni, seni duyamıyorum, marş arıyorum. Alnımızda bilgilerde bir çelenk. Necati! Akşam 9-10 gibi kapatıyorsun. Çıkarken de kepenkleri indirmeyi unutma. Yani sana ne kadar teşekkür etsem az Remzi'cim. Tatildeyken aklım burada kalmayacak sayende. Benim benim, ben kapatacağım kepengi. İşte kepenk Necati derler bana. Ne yapıyorsun Necati? Kaldır şunu. Şimdi kapatmayacağım dükkanı. Sen bakma buna Yavuz. Bakmıyorum, bakmamaya çalışıyorum. Konuşurken kafamı çeviriyorum. Ben Necati'yi dükkanımda istemiyorum Remzi. Lütfen ben yokken sokma onu içeriye. Tabii tabii, sen hiç merak etme Yavuzcuğum. Hadi sana iyi tatiller. Adettir, arkasından bir kova su dökelim. Hua! Hoppa! Necati, su atmadın sen. Direkt kovayı attın. Su atmak böyle olmaz. Sen su atma bir daha. Su at kim? Remzi, lütfen pastanem tek parça halinde kalsın. Hiç merak etme. Evet, hadi biraz pasta yiyelim. Hop hop hop. Hayır Necati, Yavuz'a söz verdim. Sen bu dükkana giremezsin. Öyle şey olmaz. Tek başına bu dükkanı çeviremezsin. Gel beraber çevirelim. Tut bir köşesinden, çevirelim iyice. Güneye baksın bu dükkan. Dükkan çevirmek öyle olmaz. Hem bana yardım edecek birileri var zaten. Hani neredeler? Hani nerede o dost bildiklerin? Buradayız. İşte buradalar. Hadi çocuklar girelim içeriye. İşlere başlayalım. Oğlum Şakir, sen içeride fırında dur, çalışanlara yardım et. Canan kızım, sen müşterilerle ilgilen. Ben içeride ne yapacaksam? Merhaba, bir tane poğaça alacaktım. Poğaça mı? O yağlı yağlı sağlıksız poğaçalardan mı yiyeceksin yani? Ayy. Kızım, ne yapıyorsun? Efendim, kaç poğaça? Bir mi? Hemen veriyorum. Kızım, bırak, ne karıştırıyorsun yağlı mağlı? Pastane burası herhalde. Manav değil sonuçta. Baba,
Un bitti. Tamam. Bak şurada bir çuval var. Götür onu içeri. Benim borcum ne kadardı? Bilmem ne kadardı. Nasıl? Ben ne yapıyorum şimdi? Ha, Canan kızım, ne verdin sen beyefendiye? Bir tane yağlı poğaça. Evladım. Neyse efendim. Sizin borcunuz... Baba, burada köpükler çıkmaya başladı. Efendim, sizin borcunuz 10 köpük. Ay ay, ne köpüğü? Köpük ne? Nereden köpük? Nereye köpük Şakir? Senin gösterdiğin çuvalı koyunca köpük oldu. Oğlum hangi çuvalı aldın? Karbonat çuvalını mı? Pardon beyefendi, şimdi sizin bir tane poğaça, 3 tane de köpük vardı değil mi? Sessizce buradan çıldırmanı bekliyorum Remzi. Sakın girme içeri Necati. Bana ihtiyacım var Remzi. Şu parayı versem de gitsem ben. Olur verim, tamam. Ben kaç para vereceğim? Baba, köpükler çoğalıyor. Yağlı poğaça. Necati! Tamam, koş çabuk, yardım et. Sonunda başardım. Açılın. Dünyanın en iyi pastanatörü geliyor. Pastanatör mü? Pastaneci demek istedin herhalde. Evet. Ben ne yapıyorum? Sen kasada dur. Ben köpüklere gidiyorum. Oley, kasa oldum. Merhaba müşteri. Bir poğaça. Tam 50 milyon lira. 50 milyon mu? Yeter. Kalsın poğaça. Hiçbir şey istemiyorum. Çok iyi yaptınız. Ne öyle yağlı yağlı zaten? Yeni dükkan mı açtınız Canan? Hayırlı olsun. Gel gel Tanju. Pastanecilik oynuyoruz. Çok keyifli. Remzi burada mı? Remzi! Evet buradayım. Kim soruyor göremiyorum. Köpük partisi yapıyorsunuz orada. Çiki çiki pow! Remzi! Akşama kız isteme töreni var. Benim komşum Samet'e kız isteyeceğiz. Samet kim? Merhaba ben Samet. Şu anda çok açım. Tezgahınızdan bir parça ısırık alabilir miyim? Remzi, sen bu kız isteme işlerinden anlarsın ya. Bize yardım etsene. Akşam 8'de bizim köşede buluşalım. Ha, elin boş gelme ha. Hop hop hop. Dur. Daha evet demedim. Hayda. Daha tıraş olmadım. Neyse Canan kızım, ben berbere gidip geleceğim. Sen bana akşamki kız isteme için 1/2 kilo tatlı ve tuzlu kurabiyelerden karışık bir paket yapar mısın? Tamam baba. Aha, bir müşteri. 1/2 kilo su böreği alabilir miyim acaba? Hemen bir adet su böreği geliyor. Bu börek, bu da su. Şapır şapır. Necati abi, su böreği öyle olmaz. Oldu bile. Sen paketle şunu Canan. Ama şimdi babamın verdiği siparişi hazırlıyordum. Müşteri beklemez. Baksana şu müşteriye. Yanaklara bak. Minnoş, minnoş. Mirket efendi, ne yapacağım bu kadar böreği bakalım? Yepyeni bir icadımı kutlamak için bilim hayvan arkadaşlarımla akşam bizim laboratuvarda toplanacağız. Anlat bakalım ne yaptın? Müşterilerimle böyle yakından ilgilenmeye bayılırım. Madem bilime karşı ilgilisin anlatayım. Elimdeki bu formülü herhangi bir yemeğe dökersem ve o yemeği biri yerse yiyen kişi yemeğin tadı gibi oluyor. Nasıl yani, turşuya mı benziyor mesela? Hayır, tadı gibi davranıyor. Yani mesela turşuya dökersek çok ekşi sinirli biri gibi oluyor. Mirket abi, siparişin hazır. Heh, geliyorum. Vay canına, keşke ben de Mirket kadar akıllı olabilsem. Aslında olabilirim. Her akşam 50 tane kitap okursam ben de zeki olabilirim. Akşama 50 kitap okuyacağım. Bunu yapabilirim. Evet, ben gidiyorum öyleyse. Misafirler börek diye ağlamasınlar. Düşünsenize koca koca adamların börek börek diye ağladığını. Müşteriler ne derse desin, onlara mutlaka gülmelisin. Bu da tamam. Merhaba Mirket. Güle güle Remzi. Çok şıksın baba. Sağ ol Şakir. Ben çıkıyorum. Tatlı tuzlu paketim hazır mı? Hazır baba. Hadi ben gidiyorum. Köpükler dünyayı ele geçiriyor. Çok mutluyum burada. Doğru yere mi geldik Samet? Açım aç. Anladık, tamam. Oturunca şu kurabiyelerden yersin. Ben açım demekten başka bir şey bilmez misin evladım? Çıldırmış bayağı bu. Ben kapıyı çalıyorum. Tanju! 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 Kapı açıldı. Affedersiniz. Ben de karpuz gibi vuruyorum kafanıza. Buyurun, kime bakmıştınız? Efendim, biz kızınızı istemeye gelmiştik. Tamam, evet. Siz onlarsınız. Güler!
Misafirler geldi. Aa, buyurun efendim, buyurun. Sefalar getirdiniz. Hadi hadi, geçin bakalım. Of, acaba bizimkiler pastanede ne yapıyorlar? Kimse yok mu dondurmalara bakan? Açılın! Muhteşem bir görev beni bekliyor! Hoppa! Gel vatandaş gel! Dondurmaya gel! Oo, havalı dondurmacı! Ben iki top çikolatalı dondurma istiyorum. Ondan kalmadı, başka bir şey iste. Ama görüyorum orada. Sana kalmadı dedim. Onu kendime ayırdım. O zaman limonlu olsun. O da yeni bitti. Nasıl olur? Orada işte görüyorum. Gördün mü? Bitti işte. Şansına küs. Necati abi, dondurma versene müşterilere. Çıldırdın mı sen? Tamam, vereyim. Sevgili müşteri, bak şurada ıspanaklı dondurma var. Harika bir şeye benziyor. Ondan vereyim mi? İstemem. Kalsın. Kalmasın. Kalmasın. Dur, vereceğim. Neredeydi bu? Aa, işte burada. Yapışmış. Çok uzun zamandır burada herhalde. Çıksana. Uçan dondurma. Buyurun efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Zuhal, ne haber? Ben çok açım. Buyur Sametciğim. Sizin getirdiğiniz kurabiyelerden yiyebilirsin. Sağ ol Zuhal. Ver elini öpeyim. Eviniz çok güzelmiş. Kaç gofreti aldınız? Gofret mi? Ne gofreti? Bırak karıştırma gofreti mofreti Tanju. Efendim, sebebi ziyaretimiz kız isteme. Bu tatlı kurabiyeler harikaymış. Sen de tuzluları dene bakalım nasılmış. Mükemmel bir harikalık söz konusu. Fakat hala açım. Bana bir şeyler oluyor. Ay. Tatlandım bir anda sanki. Ay. Bana ne oluyor? Tuzlu kurabiye gibi hissediyorum. Ne? Ne diyorsunuz? Efendim pardon, kusura bakmayın. Tanju, ne yapıyorsunuz? Bu koltuklar da ne kadar tatlışmış. Ay, hele bu duvar çok şirin. Her şey çok tatlı. Tanju, kendine gel. Ne biçim ortam burası? Hiç beğenmedim. Hanımefendi, eviniz pek bir tatlı. Şu avizeye bak. Ay, yerim bunu ben. Tatlış Ne diyorsunuz evladım? Samet, iyi misiniz? Çok kötüyüm. Keşke hiç seni tanımasaydım. Çıldırdı bunlar. Çok güzel değil mi? Evet, çok Mirket'cim, bu parti bir harika. Yeni icadını ne zaman göstereceksin bizlere? Evet, zamanı geldi. Nerede o deney şişesi? Buldum. O da ne? Bunun yarısı boş. Yarısı boş. Acaba diğer yarısı nerede? Ay, bu avize çok tatlı. Minnoşlar, ne haber? Bugün çok tatlıyım ben. Bu ne biçim zigon sehpa? Zuhal, kızım ne oluyor bunlara? Ben seni bu adamla evlendirmem. Ama baba, normalde böyle değildi. Bir gariplik var. Ben anlamam gariplikten. Gömlek ütüsüz, hiç beğenmedim. Ay, çok tatlı bugün herkes. Bak kızım, 5 dakika daha bekleyeceğim. Bunlar rahat durmazsa hepsini kovacağım. Tamam baba, tamam. Remzi Bey, lütfen bir şeyler yapın. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Annenle babanın dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Ay, ben ne yapacağım? Partiden önce buraya uğramıştım. Formülü burada dökmüş olabilirim. Pasta savaşı! Hadi saldırı! Bir adet çikolatalı pasta geliyor efendim. Borcum ne kadar? Bir vişneli pasta. Al o zaman. Teşekkürler. Burası savaş alanına dönmüş. 90 çikolatalı pasta, 54 muzlu pasta, 16 ekler. Ne yapıyorsun Canan? Harcanan malzemelerin listesini çıkartıyorum. Aferin, devam et. Sana bir şey soracağım. Ben bugün bir ara tezgaha bu şişeyi koymuştum. Yarısından çoğu dökülmüş. Bununla ilgili bilgin var mı? Benim var hala. Al sana. Ne oldu? Anlat çabuk. Dur,
aşağıya geliyorum. Pastam kalmadı. Şimdi şöyle ki sen formülü tezgaha bırakmıştın ya. İşte ben onu yanlışlıkla döktüm. Nereye? Galiba tatlı tuzlu kurabiye paketine. Babama verdiğim pakette o. Baban nerede? Daha çıktı. Daha nerede? İnek içti. Çok saçma. Babam kız istemeye gitti. Hayır. Hadi bakalım, hadi. Bugün hepimiz çok tatlıyız. Hadi gelin hep beraber şurada tatlı tatlı halay çekelim. Ay ay. Fena da olmadı aslında bu halay. Aksiyon dalışı. Süper kahraman duruşu. Mirket. Aranızda çıldırmış olan biri var mı? Şu ikisi, şu ikisi. Ay. Ay. Oy. Oley. Durdular. Son anda. Şu tatlı tuzluları da alıp yok edeyim. Neyse, siz kız istemeye devam edin. Şimdi ne oldu yani? Her şey şaka mıydı? Evet anneciğim, tabii. Küçük bir şaka yaptılar değil mi? Yani aslında şöyle. Benim formülümün döküldüğü kurabiyeler yüzünden biyolojik yapılar... Tamam. Bence yeterli bu kadar. O zaman bu sayılmaz. Başka bir akşam doğru düzgün gelin. Olur mu Samet evladım? Çok açım! Ben laboratuvarımdaki partiye geri dönüyorum. Ha bu arada senin pastanede pasta savaşı var Remzi. Pastanedeki pastalar mı? Bu seslenmeyi nerede duysam tanırım. Kesin biri benden bir şey isteyecek. Remzi neredesin? Sana sesleniyorum. Olmaz baba, çok işim var. Ne işin varmış bakayım? Tabii ki tüm gün video oyunu oynayacağız. Yaktın beni Necati. Yani bir işiniz yok. Alın bakalım şu saati. Bakın ne kadar da güzel bir saat bu. Evet, çok güzelmiş. Çabuk Peyami dedenin dediğini yapın. Başımı döndürüyor bu saat. Ne yapacağız biz bu saatle? Yoksa birilerini hipnotize mi edeceğiz dede? Saati tamir ettireceksiniz. Zaman Bakanlığı'nda çalışan çok iyi bir tamirci arkadaşım var. Ona götürün. O gerekeni yapar. Hobara neley! Sen niye seviniyorsun Necati abi? Ben hep Zaman Bakanlığı'na girmeye çalışıyorum fakat beni hiç almıyorlar Canan. Ne olur bir kere girsem. Hayır beyefendi, alamayız. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım sadece. Yasak beyefendi, yasak. Lütfen uzaklaşın, Zaman Bakanlığı burası. Aa bak ileride kim var? Şu ünlü şarkıcı Ferzan değil mi? Hayır! Neden Zaman Bakanlığı'na bu kadar çok girmek istiyorsun Necati abi? Çünkü orada bir sürü guguklu saat var. Ve ben guguklu saatlere bayılırım. Oy! İn bakalım aşağı, terbiyesiz. Orada yemek yeniyor. Gıdıklanıyorum Peyami dede, dur. Yapma lütfen. Özür dilerim. Guguklu saatlerden bahsedince kendimi tutamadım. Neyse uzatmayın. Hadi alın şu saati. Benim de işlerim var. Hay aksi. Yine bize kaldı iş. Hem senin ne işin var ki? Oyun zamanı. Sayenizde dedem de sizin gibi oldu. Elinize sağlık. Bir gün herkes video oyunu oynayacak. Hadi Remzi hadi. Daha guguklu saatleri görmeye gideceğiz. Tamam. Hadi hazırlanın. Hamaran oley. Guguklu saat zamanı. Ağzımla robot efekti yapıyorum ama olayla hiç ilgisi yok. Hiç büyümeyecekler. Hop diri do. Çok neşeliyim. Guguklu saat görmeye geldim. Ha? Yine mi siz beyefendi? Lütfen yine içeri girmeye çalışmayın. Saat tamir ettirmeye gelmemiş miydik baba? Guguklu saat mi tamir ettireceğiz? Durun. Biz zaten guguklu saatler için değil, saat tamir ettirmeye geldik. Arkadaşımızın kusuruna bakmayın. Nasıl yani? Guguklu saatlere bakmayacak mıyız? Necati, bir daha guguklu saat lafı duymak istemiyorum. Guguklu saat. O zaman girebilirsiniz, buyurun. Yürü Necati, yürü hadi içeri geçelim. Necati, az kalsın senin yüzünden güvenlik bizi içeri almayacaktı. Vay canına, şu saatlere bakın.
saatlere bakın. Burada hiç guguklu saat yok ki. Boş verin saatleri. İşimizi halledip gidelim buradan hadi. Nereden bulacağız biz bu tamirciyi? Bak baba, şurada danışma var. Hadi ona soralım. Merhaba, kolay gelsin. Biz tamirci bey için gelmiştik de acaba kendisini görebilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Atölyesi şurası. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim baba. Ben guguklu saatleri görmeden şuradan şuraya gitmem. Yürü Necat, yürü. Neden beni rahatsız ettiniz? Affedersiniz. Biz babamın saatini tamir ettirmek için gelmiştik de. Baban kim bakayım senin? Peyami? Ya, demek Peyami'nin oğlusun. Çok memnun oldum, çok. Biraz işim var, onu halledip geliyorum. Siz şurada oturun. Peki. Baba, ne oluyor? Ne olmuş? Günaydın. Sucuklu yumurta yaptınız mı? Uyuyakalmışız. Mesai saati bitmiş olmalı. Herkes gitmiş. Şimdi ne yapacağız? Kapalı kaldık burada. Merak etmeyin, ben birilerini çağırırım. Aha! İşte bir çağırma butonu. Ne yazıyor üstünde? Sakin basma. Sakin basma. Sakince basma butonu. Basalım. Hayır Necati abi, sakın basma yazıyor. Basma. Ne oluyor? Garip bir rüya gördüm, içinde sucuklu yumurta yoktu. Ne sucuklu yumurtası Necati? İçinde sucuklu yumurta olmayan rüya benim için kabustur Remzi. Neyse, şu düğmeye basıp oda servisini çağırayım. Necati abi dur, yapma. Korkma Şakir, sakin basma düğmesi bu. Sakin basmamız gerekiyor, böyle. Ne? Yine mi? Düğmeye bastıkça zamanda geri gidip duruyoruz Necati. Basma artık şu düğmeye. Nasıl yani? Bunlar rüya değil miydi? Saçmalıyorsun Şakirciğim. Hiç sucuklu yumurtasız rüya olur mu? Bak inanmıyorsan tekrar deneyelim. Nerede bu düğme? Hayır! Sakin olun! Necati abi ne yaptın? Ya bilmiyorum. Sadece sucuklu yumurta istemiştim ben. Ne oluyor burada? Yoksa üzerinde sakın basma yazan kırmızı butona mı bastınız? Bekle sıkıldık, ne yapalım? Kusura bakmayın çocuklar, sizi de bayağı beklettim. İşim biraz uzadı da. Teşekkürler. Şimdi hepinizi geçmişteki halinize çevirebilirim. Bu bir solucan deliği. Arda arda butona bastığınız için zamanda yırtık oluşmuş. Bizi geçmişteki zamanlara götürecek. Olur. Ben gençken çok yakışıklıydım, biliyor musun Şakir? Ama geçmişte video oyunu yoktu baba. Hayır, oyun olmadan olmaz. Ne olur beni geçmişe göndermeyin solucan deliği bey. Sizi gençliğinize değil, sadece o zamana götürür bu. Yani gençleşmezsiniz. Sadece 1950'lerdeki gibi yaşarsınız. Ha? Ne oluyor burada? Bu da neyin nesi? Aman efendim, neler oldu bize böyle? Sanırım şuradaki solucan beyefendi yüzünden oldu. Buyurun efendim, şapkanız yere düşmüş. Ah, çok naziksiniz. Kaçın! Hadi kaçalım. Kaçamayız baba. Eğer solucan deliği dışarı çıkarsa tüm dünyayı eski bir zaman dilimine götürecek. Buna engel olmalıyız. Çocuk haklı. Bu işi sadece zaman ağacı düzeltebilir. Zaman ağacı da neyin nesi? Meyvesi saat olan bir ağaç mı? Zaman ağacı çok uzun zamanlardan beri Zaman Bakanlığında var olan bir ağaçtır. Zamanın tüm ayrıntılarını bilir. Hadi ona gitmemiz lazım. Çok biliyormuş gibi konuştu. Ses tonu da harika. Ben ikna oldum. Hadi guguklu ağaca gidelim. Gel tamirci gel. Bir terslik olduğunu hissetmiştim. Yanlışlıkla zamanda bir yırtık oluştu. Bize yardım edebilir misin zaman ağacı? Sanırım sakın basma yazan butona bastı biri. Sakin basma butonu diyordu sanki. Sakince basmıştım. Sus Necati, sus. Butonu bana uzat tamirci. İşte butonu ayarladım. Tekrar bastığınızda yırtık kapanacak, ancak solucan deliğini içeri geri sokmanız lazım. Aksi takdirde sonsuza dek dünyada kalacak ve her şeyi eskiye çevirecektir. Bunu nasıl yapacağız? Onu bulmak da size kalmış genç adam. İşte buradasınız. Verin bakayım o kırmızı butonu bana. Bu onu biraz yavaşlatır.
Kırmızı butonu ona verirsek sonsuza dek burada kalır. Çabuk kaçmalıyız. Harika bir sesin var. Filmlere dublaj yapsana sen. Sanırım benim aklıma bir fikir geldi. Fikir mi? Ne fikri? Yürüyün. Tamirci ağabeyinin atölyesine gidiyoruz. İşte buradaki boy aynasını kullanarak solucanı kandırıp zaman yırtığına sokabiliriz. Harikasın evlat. Tamam, biz aynayı yırtığa taşıyalım. Siz de solucanı dikkatini çekin ve buraya getirin. Solucan Bey, kırmızı butonu mu istiyorsun? Gel de al o zaman. Hanimiş minik solucan, kırmızı buton mu istiyormuş o? Demek oradasınız. Bir de benimle dalga geçiyorsunuz ha? Gösteririm ben size. Solucan Bey, bunu mu istiyorsun? Hadi al bakalım. Şimdi butona bas Şakir. Yaşasın. Aferin oğlum. Bu çok iyi bir fikirdi. Evet evlat. Seni takdir ediyorum. Aferin. Siz de artık şu saati tamir etseniz de biz de evimize gitsek. Bir bakalım. Bunun pili bitmiş sadece. Ne? Bütün bunları iki tane pil için mi yaşadık? İki pil ve olmayan guguklu saatler içinmiş her şey. Olamaz. Az kalsın senin yüzünden dünyayı başka bir zaman dilimine götürüyorduk Necati. Hala guguklu saat diyorsun. Ne yapabilirim Remzi? Aklımdan çıkmıyor guguklu saatler. İşte saat tamam, gidebilirsiniz. Aslında arkadaşınız için elimde eski bir şey var. Teşekkür ederim amca. Ama artık kırmızı butonlarla işim yok benim. Kırmızı buton değil. O kadar çok konuştun ki kafam şişti. O yüzden sana hayatım boyunca yetecek kocaman bir guguklu saat veriyorum. Al bakalım. Horaleley. Yalnız bir problemi var. Guguk kuşu yok içinde. Çok teşekkür ederim tamirci amca. Sen merak etme. Ben hallederim o sorunu. Hadi gidelim öyleyse. Teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle, güle güle. Peyami'ye de selam söyleyin. Necati abi, bıkmadın mı bu gürültüden? Necati, neden bunu bizim eve astın? Gürültüden duramıyoruz. Ne yapayım Remzi? Ben kendi evimden çok sizdeyim. Necati, başta saçma olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi çok eğleniyorum Necati. Yeter! Yeter! Yetmez Remzi! Öt Feridun! Ho ho hoy! Varmış. Oraya da gidelim lütfen. Bir de buralarda piknik yeri varmış. Orada gidelim. Rafting karın doyurmaz ama piknik doyurur. Önce şu antik kenti görmeye gidelim de Şakir. Sonra gideriz rafting'e. Baba, doğru yoldan gittiğimize emin misin? Hayır kızım. Hiç emin değilim. 100 metre ilerideki dönüşten sağ dönünüz. Sonra da şapar şapar diye bağırınız. Şapar şapar! Şimdi değil efendim. 100 metre sonra. Remzi, ben sana 40 kere demedim mi soldan dönmeliydik diye? Bu cihazı dinleye dinleye nereye geldik kim bilir? Biraz ayıp oluyor ama. Necati cihaza müzik yüklemeseydi bunlar olmazdı. Müziklerin sözleri programı bozmuş. 100 metre sonra göbek atınız. Fena mı oldu Remzi? Oynaya oynaya gideriz dedim. Yandan. Eyvah, baba baksana. Benzin göstergesi kırmızı yanıyor. Benzinimiz bitmek üzere. Hedefe ulaşıldı. Lütfen çocukları pistten alınız. Şşş! Hadi Remzi, Kadriye! Kalkın çocuklar, oturmaya mı geldik? Hiçbir yere gelemedik Necati abi. Baksana yolun ortasında kaldık. Acaba neredeyiz? Buralarda benzinliği nereden bulabiliriz ki? Arabadan inelim de etrafımıza bir göz atalım. Çok haklısın Remzi. Otur otur, içim sıkıldı benim de. Çıkıp biraz da dışarıda dans edeyim. Füttürü füttürü deptürü leptüp küttürü bap bap.
Navigasyonu da al Remzi, o çalsın biz oynayalım. O zaman seni de bir sökelim oradan. Belki ihtiyacımız olur sana. Ah, 100 metre sonra söküldüm. Oh oh, yandan yandan, gerdan kırarak, hortum kırarak. Fittiri fittiri, hop bidi hop bidi. Anneciğim, bu da neymiş? Enteresan bir şeye benziyor, bakayım. Ay Remzi, bırak diyorum sana şu navigasyon denen aleti. Onun yüzünden kaybolduk baba, kabul et artık. Baba, Necati abi yok. Nasıl yok? Ha, o navigasyon aleti Necati'yi de bulsun şimdi. Hay aksi, nereye gitmiş olabilir? Neyse baba, ikiye ayrılalım. Sen ne Şakir, Necati abiyi bulun. Biz de annemle birlikte benzinlik arayalım. Çok iyi fikir Canan. Hadi ayrılalım. Şu navigasyon cihazını da yanımıza alalım. Belki yolda bir tamirci buluruz. Aman kendinize dikkat edin. O navigasyon cihazını da güvenmeyin. Bak şimdi kalbimi kırdın. Ne oluyor? Amanın, nereye geldin böyle? Yoksa mermerci mi burası? Her yer taş mermer. Merhaba. Kimse yok mu? Mermerci bey. Mermer de ne komik kelime. Arka arkaya sürekli söyleyince çok eğlenceli. Mermer 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 mermer. Aa, o ses de ne? Mermer mermer mermer. Efendim, yerde ne yapıyorsunuz? Durun, kalkmanıza yardım edeyim. Teşekkür ederim. Ayıptır sorması, neredeyiz? Yani siz mermerci misiniz? Saraydayız tabii ki majesteleri. Sayın Brutus, oyunlar başlayana kadar buyurun odanıza kadar eşlik edeyim size. Brutus mu? O kim? Sizsiniz ya majesteleri. Hay aksi, düşünce kafasını çarptı herhalde. Sezar bunu duyarsa hepimize çok kızar. Buyurun odanıza gidelim. Ben hizmetçilerinize size biraz meyve getirmesini söylerim. Ne? Meyve mi? Söyleyin o hizmetçilere, karpuz da getirsinler. Hay, hadi gidelim. Buyurun majesteleri. Karpuzu ben nereden bulacağım şimdi? Ah Necati, ah! Sence nereye gitmiş olabilir oğlum? Bir bakalım. Necati abi dans ediyordu. Necati abi gibi biri zıplarsa arkasında iz bırakır. Yerdeki en büyük izleri takip edelim. Bu çok iyi bir fikir. Bak, burada büyük izler var. Şuraya doğru ilerliyor. Vay canına! Bu devasa yapıyı nasıl da fark etmemişiz? Çok yaklaşma Şakir. Garip bir yere benziyor. Ama izler orada bitiyor. İçeri bakmak zorundayız. Necati abinin başı dertte olabilir. Tamam öyleyse. Üç dediğimde atlıyoruz. Baba, niye atlıyoruz? Dümdüz yürüyelim işte. Tamam ama çok sıkıcı oluyor dümdüz yürümek. Gel biz içeri doğru atlayalım. İyi, hadi gönlün olsun. Hadi. Nereye geldik böyle Şakir? Mermerci mi burası? Bilmiyorum ki baba. Antik Roma zamanındaki saraylara benziyor. Hah, sizin ne işiniz var burada? Oo, kostüm partisi. Bayılırım. Soytarılığı bırakın da diğer yarışmacıların yanına dönün. Yürüyün. Bir dakika, nereye götürüyorsunuz bizi? Nereye olacak? Zindanlara. Oy! Eğlence parkı galiba burası. Zindana gidiyormuşuz. Yaşasın! Zindana gidiyoruz! Zindana gidiyoruz! Yarışmalar yapılana kadar burada sessizce durun ve sorun çıkarmayın. Oo, ortam süpermiş. Kıyafetleri nereden aldınız? Bize de versenize. Zindan olayı bu kadar mı? Çok sıkıcıymış. Atlı karınca falan yok mu? Ona gidelim. Çıkalım hadi buradan. Buradan çıkmanın herhangi bir yolu yok. Sadece yarışmayı kazanırsan özgürlüğüne kavuşursun. Birazdan yarışmalar yapılacak. Kazanan çiftse özgürlüğüne kavuşacak. Oo, yarışma mı var? Süper. Bu yarışmayı kazanabiliriz baba. Bizi geçmeyi başarmanız lazım. Hep beraber güreyim. Evet. Çok komik bir şeymiş gibi değil mi? Oo, bu kıyafetler de pek bir iyi oldu. Püfür püfür. Oh, ne güzel. Majesteleri, oyunların başlama zamanı geldi. Ne oyunu? Saklambaç mı? İp atlama mı? Hayır efendim, arena oyunları. Majesteleri, Sezar sizi bekliyor. Sazan mı? O balık değil miydi? Hayır efendim, kendisi sizin babanız oluyor. Neler diyorsun? Babam oluyor demek. Babam sazan balığı mı benim yoksa? Vah babacığım, seni akvaryuma mı koydular? Beni babama götür askere ben. Baba, babacığım. Hazırsanız yürüyün bakalım. Halkı eğlendirmeye ve hayatta kalmaya çalışın. Bu oyunu biz kazanacağız. Birinciye oyuncak var mı? Yoksa tişört mü? Tişört olmasın. Hadi hadi, çok konuşmayın da yarışmaya başlayalım. Yürüyün hadi. Nerede benim canım babacığım? Sevgili oğlum Brutus, nerede kaldın? Neredeyse yarışmayı kaçırıyordun. Bu adam benim babama hiç benzemiyor. Efendim, majesteleri Brutus bu öğlen yere düşüp kafasını vurmuşlar. O yüzden biraz garip davranıyor. Hay aksi, neyse idare edeceğiz.
Brutus evladım, gel böyle halkımızı selamlayalım. Herkes bizi bekliyor. Hem bak sana üzüm de getirecekler. Oo, ama çok kişi var burada. Baksana hepsi birbirine benziyor. Kesin bilgisayar efektiyle çoğaltılmışlar. Ne bilgisayarı evladım? Öz hakiki vatandaş bunlar. Yüce Sezar için ayağa kalkın. Lütfen benim için de oturun. Hı? Yüce Sezar için ayağa kalkın. Benim için de göbek atın. Hadi. Hop. Hadi bakalım. Hadi hadi. Evladım bir dur, askere izin ver, anonsunu yapsın. Tamam. Yüce Sezar için ayağa kalkın. Ha? Siz de eğilin. Yoksa Sezar sizi köpek balıklarıyla cezalandırır. Hangisiyle cezalandırır? Şununlaysa sorun yok. Biz yeneriz onu. Merhaba. Baba bak. Necati abi. Oo, Necati'yi bulduk. Necati! Burası süpermiş değil mi? Saçmalamayın. O Necati dediğiniz kişi Sezar'ın biricik oğlu Brutus'tür. Basma ya Necati işte canım. Ne Brutus'u? Necati! Buraya bak, buraya. Necati abi! Aşağıdayız bak. Seni kurtarmaya geldik. İlk bunlar gider, belli oldu. Bunlar Remzi ve Şakir değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz. Aferin oğlum. Her zaman böyle halkına saygı göstermelisin. Onları böyle selamlamaya devam et. Ne halkı? Onlar bizim Remzi ile Şakir. Aferin sana. İşte halkını böyle yakından tanı. Sazan Bey amca halkla kafayı bozmuş galiba. Bu kadar selamlama yeter. Hadi artık. Yarışma başlasın. Bayrak yarışı. Al oğlum. Ver baba. Harika. Halkım ne kadar da mutlu oldu. Şimdi sonuncu olanın cezasını oğlum Brutus verecek. Hadi versene bir ceza. Ya. Aa, nyam nyam nyam. He? Ben mi? Ben hiç ceza veremem. Kavuğu yiyorum şimdi. Vermek zorundasın. Kurallar böyle evladım. Ne olsun ceza? Buldum. Burun sıkma cezası. Burunlarını sıkın hemen. Böyle ceza mı olur Brutus? O zaman tek ayak üzerinden zıplasınlar. Olmaz, bu da olmaz. Daha sert bir şey olmalı. Hiç yardımcı olmuyorsunuz ama siz de Sazan Bey, lütfen. Ne sazanı Brutus? Neyse, mesela timsahlı bir ceza olabilir. Anladın mı? Timsah, timsah. Tabii ya. Sonuncuların cezalarını açıklıyorum. Timsahlar tarafından... Gıdıklanma cezası. Ne? Ne yapalım? Sevgili oğlum böyle uygun gördü bu sefer. Evet, timsahlar gelsin ve bu iki adamı gıdıklayarak götürsün. Öyleyse ikinci yarışma başlasın. Gülle atma yarışması. Hey, şu gülleyi bir savur da görelim. Çekil kenara oğlum. Bu artık bir gurur meselesi oldu. Neler oluyor? Biz kazandık. Evet baba, bu sefer de sonuncu olmadık. Çak! Kazanan yarışmacılara tebrikler. Şimdi sıra ceza vakti. Hadi oğlum, güzel bir ceza ver bu sefer. Bir düşünelim. Hangi hayvanlar var başka? Akrepler var mesela. Güzel, yeni ceza. Akreplerle horon tepme cezası. Horon mu, o da ne? Böyle oynayacaklar işte. Fittiri fittiri fittiri. Hoppa de hey. Ho ho huy havşaka. Havşaklar. Hura hura hura. Halkımız sinirleniyor oğlum. Bir dahaki cezanı dikkatli seç. Nesi varmış cezalarımın? Mis gibi cezalar işte. Hadi hep beraber. Tittiri tittiri tittiri. Şakir, Remzi. Biz benzini bulduk. Necati neredesiniz? Daha geri gelmediler galiba. Hay aksi. Bu kadar saat nerede olabilir ki bunlar? Anne bak, bu babamın navigasyonu. Kesin babanların başına bir şey geldi. Yoksa bu kadar para verdiği navigasyonu burada bırakmazdı. Haklısın anne. Bu yapının girişi biraz garip duruyor.
Kim beni buraya kilitledi? Kim? Cezalardan ceza beğensin. Enteresan. Burası bir çeşit portal olmalı. Babamla Şakir burada mahsur kalmış olabilirler. Hemen atla arabaya o zaman. Baban ve Şakir'i kurtarmaya gidiyoruz. Sırıkla atlama. Yarışma başlasın. Baba, ben burada asılı kaldım. Merak etme oğlum. Ben muhteşem atlayacağım şimdi. Galip belli oldu. Şimdi yenilenler için ceza vakti. Eyvah! Remzilere sert bir ceza veremem. Oğlum Brutus, artık düzgün bir ceza vermeni bekliyorum. Hemen vereyim. Havaya yüzümü atıp sonra da yakalama cezası. Böyle ceza mı olur? Size de ceza beğendiremiyoruz Sazan Bey amca. Sazan değil evladım, Sezar, Sezar. Tamam, tamam, tamam. Sezar olsun. Seni mi kıracağım? Peki, emekleme cezası olsun. Hayır, emeklemek diye ceza olmaz. Baba bak, bu annemle Canan. Yaşa Kadriye. Hah, buldum. Köpek balığı cezası. Köpek balıklarına atılsınlar. Aferin oğlum. Harika bir ceza buldun. Teşekkürler bey amca. Remzi, hadi hadi. Ay, eyvah. Köpek balığına attılar bizi. Bittik, eyvah. Bittik. Hadi Necati. Bu son şansımız. Atla gidelim. Siz gidin Remzi. Ben buradan çok mutluyum. Herkes sürekli bana meyve getiriyor. Saçmalama Necati. Hadi gel. Yeter artık, neler oluyor? Bunların sorumlusunu bir yakalarsam... Neler oluyor burada? Hey! Oradaki de kim? Bana ne kadar benziyor? Yerime birini geçirmişler. Bu adam Brutus falan değil. Benim Brutus. Baba ne yapıyorsunuz burada? Ha? Neler oluyor? Bu nasıl olur? Sen Brutus... O zaman sen de mi Brutus? Gerçek Brutus benim baba. Öyleyse bu Brutus sahte. Yakalayın şu düzenbazı. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Adam haklı. Remzi bekleyin, ben de geliyorum. Hadi bana müsaade bey amca. Ellerinden öperim. Hobarey. Başkanı Kadriye bas. Basamam Necati. Benzin yine bitti. Ayol şaka şaka. Ay. Çok iyiymiş burası. Baba bak, bütün tuşları aynı anda basacağım şimdi. Oğlum ne yapıyorsun? Eyvah, zaman bir küçüğü ışınlamışsın. Ben sana buraya girme demedim mi? Şunu düzeltelim hemen. Tamam, düzeldi. Peki bu ne işe yarıyor? Hayır evladım, sakın! Kızım sen de iyice bak. Düdüklü tencere arıyorum. Evdekine ne oldu ki? O pembik denen canavarın ortaya çıktığı günü hatırlamıyor musun? Doğru. Düdüklü tencere tavana yapışmıştı. Necati! Kafalarımız tokuştu. Gel bir daha tokuşturalım yoksa kel kalırız. Ay ne yapıyorsun? Necati abi, senin ne işin var bu züccaciyecide? Bir işim yok aslında. Benim sadece çok ilginç bir huyum var. Senin bir tane değil, 10.000 tane değişik huyun var. Şimdi şöyle ki ben hayatımdaki sıkıcılıktan kurtulmak ve yeni şeyler öğrenmek için her gün sokağa çıktığımda hiç girmediğim bir dükkana giriyorum ve oradan bir şey alıyorum. Bugün de sıra buradaydı. Evet. Mesela dün hırdavatçıya girdim. Çünkü adı çok komikti. Hırdavat. Hırdavatçı. Ne aldın oradan? Çift taraflı bant aldım bir tane. Boşa gitmesin diye de kendimi uyuz Tanju'ya yapıştırdım. Buradan ne alacaksın peki? Bu kafa masaj aletini alacağım galiba. O masaj aleti değil, yumurta çırpma teli beyefendi. Ne? Ay! Necati sen bırak şimdi masajı da bize yardım et bakalım. Bak şu en tepede bir tane düdüklü tencere var. Uzan bakayım ona. Tamam alıyorum. Çekilin önümden.
Ay Necati, iyi misin? Efendim? Kafanda kazan var. Farkındayım. Bir şey yapmayacak mısın? Kazanın kafama düştüğüne inanıyorsun da bir şey yapmayacağıma mı inanıyorsun? Çıkmıyor. Tut kızım, biz de deneyelim. Ay, ay. Yalnız o bir kazan beyefendi, şapka değil. Necati, biz bunu çıkaramayacağız. Gel sana yardım edecek birini bulalım. Anne, çabuk olun. Yani inanamıyorum sana Necati. Çıkarttırmadın kafandan şunu. Aa, bu ne? Yürüyen kazan. Hı? Hani nerede? Hani nerede? Necati abi niye böyle geziyor? Dükkanda bize yardım ederken kafasına kazan düştü ve sıkışıp kaldı. Sonra bir itfaiyeci bulduk. O da kazanı kesmeye başladı. Necati abi de rahat durmadı. Bu kadar oldu. Ne yapayım? Çok gıdıklanmıştım. Bu kazanı da kafana koyduğuna göre süper kahraman olmuşsundur sen. Nasıl yani? Süper kahramanların kafasında hep özel kasklar oluyor ya. Şimdi senin de özel bir gücün olmuştur kesin. Oo, evet, olabilir. Acaba benim nasıl bir süper gücüm olmuş olabilir? Remzi, niye kandırıyorsunuz bu çocuğu? Şşt şşt şşt. Dur Kadriye, dur. Azıcık eğleneceğiz. Aa Necati abi. Neredesin? Göremiyorum seni. Aa, cidden ben de göremiyorum. Bu adam görünmez mi oldu yoksa? Ne? Benim süper gücüm görünmezlik mi oldu yoksa? Yaşasın. Hay. Bak bak, ne yapıyorum? Kadriye, beni görüyor musun? Herhalde göremiyor. Nasıl görsün? Sen görünmez olmuşsun Necati. Hemen gidip aynaya bakacağım. Nerede ayna var? Aynayı gösterin bana. Şakir, koş şu içerideki tabloyu getir. Tamam, getiriyoruz aynayı. Kadriye, beni göremiyorsun değil mi? Anladım ne yapacağını. Tamam, oldu. Al baba. Tamam, gel, ayna burada. Bak bakayım kendini görebilecek misin? Vay canına, göremiyorum. Ben görünmez olmuşum. Bu kadar görünmezlik yeter. Evet, başka bir şeye geçelim. Aa Necati, tekrar görünür oldun. Demin nereye kayboldun öyle? Evet, görünüyorsun şimdi. Ama bu gücün kısa süreli herhalde. Belki de daha uzun süren bir gücün vardır. Yani ne gibi? Süper sezgilerim var gibi mi? Evet. Yaşasın! Sezgilerim çok güçlendi. Birazdan neler olacak söylüyorum. Hazır mısınız? Söyle. Bence Şakir ayak parmağını şu masaya çarpacak birazdan. Hakikaten de çarptım. Of, çok acıdı. Yaşasın, bildim. Bence birazdan bakkaldaki bütün dondurmalar bedava olacak. Hadi gidip bakkala bakalım olmuş mu? Ben önden gidip çöpü atayım ama. Bakkal amca, hemen şu parayı al. Birazdan bütün dondurmaların bedava gibi davranacaksın, tamam mı? Ha? Remzi, yine neyin peşindesiniz? Boş ver sen onu. Bak geliyorlar. Bağır hadi. Tamam. Ben satışımı yaptım. Gerisi beni ilgilendirmez. Koşun. Bugün dondurmalar bedava. Şimdi karar verdim. Kaçırmayın, gelin. Hepsi bedava. Vay canına, yine bildim. Çabuk oradan bana bir tane dondurma ver amca. Al evlat, ne istersen bedava. Evet, şimdi yeni bir şeyler görüyorum. Birazdan kahvedeki bütün amcalar halay çekerek battiz battiz diye bağıracaklar. Eyvah, geliyorum, bekleyin bir dakika. Nereden çıkardın evladım? Kafamdaki kazanı görmüyor musun? Ben süper kahramanım. Saçmaladın iyice. Amcalar, dedeler, dışarıda hava çok güzel. Hadi gelin halay çekelim. Nereden çıktı bu halay? Halay çeken herkese benden çay. Çay mı? Koşun. Koşun. Bedava çay var. Halaya hoppa. Hadi, durmak yok. Pattiz diye bağırmayı da unutmayın. Pattiz. Fakat bunu nasıl bildin? Sana söylemiştim amca. Ben süper kahramanım. Şu adamı gördün mü? Olacakları biliyormuş. Ne, sahi mi? Sen de duydun mu?
şu morfil olacakları tahmin ediyormuş. Ne diyorsun? Hayretler içindeyim. Bak hanım, şuradaki fil çok ilginç bir şeyler yapıyor. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten de biliyormuş. Ne söylese çıkıyor? Gerçekten de her şeyi biliyormuş. Birazdan. Uyuz Sanju, gofret diye bağıracak. Gofret! Birazdan bütün mahallene sıkılıp dağılacak. Hiçbir şey olmadı. Sıkıldım yahu. Evet, hadi gidelim. Bir dakika durun, gitmeyin. Bunu da bildi, farkında mısınız? Bu her şeyi biliyor. O kadar mutluyum ki. Sevgili seyirciler, son dakika aldığımız bir habere göre bir adet alevli, ışıklı, yanarlı, dönerli, şekilli, bir şekilli, fantastik, bombastik. Yeter abi, uzatma. Söyle şunu çabuk. Son model bir meteor dünyamıza doğru hızla gelmektedir. Abi başta söylesene. Ben kaçıyorum. Kamera düştü. Neyse ben de kaçayım. İmdat! Son model bir meteor dünyamıza doğru hızla gelmektedir. Ne? Olamaz. Çok az vaktim var. Hemen bir tane roket inşa edip meteorun tepesine inmeliyim. Sonra da... Neyse, sonrasını yolda düşünürüm. Ben rokete odaklanacağım. Abi boş versene meteoru. Çarpmayacak, bize rahat ol. Ne demek o? Bilim öyle demiyor ama. Necati'ye mi inanacağım, bilime mi? Necati, meteor bize çarpmayacak dedi. O yüzden hepimiz gayet normal yaşamaya devam ediyoruz. Bu saçmalık. Ben roketimi yapmaya gidiyorum. Yani sen bilirsin. Harcadığın malzemeye yazık. Arkadaşlar, dediğim gibi rahat olun. Süper güçlerimi kullandım ve meteorun bize çarpmayacağını görüyorum. Baba, farkında mısın? İşler çığırından çıktı. Evet oğlum, farkındayım. Oynadığımız oyun bambaşka yerlere gidiyor. Tamam, kahvedekilere halay çektirdik. Ama bir meteoru da durduramayız ki. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Herkesi uyarmalı ve gerçeği söylemeliyiz. Doğru dedin. En büyük Necati bizim Necati. Evet, çok güzel. Daha da yukarı atın beni. Daha da yükselmek istiyorum. Ey mahalle sakinleri. Hepinizi uyarmak istiyorum. Necati'nin süper güçleri yok aslında. Yaşanacak olayları da tahmin edemiyor. Onu biz uydurduk, espri olsun diye. Ne oradan öyle şey mi olur? Yalan atıyor, inanmayın. Ben süper kahramanım. Öyleyse birazdan ne olacak söyle hadi. Tamam. Bundan kolay ne var? Şey olacak. Buldum. Birazdan gökten sincap yağacak. Görün bakın şimdi. Aferin. İyice zor bir şey söyle ki asla olmasın. Şimdi hep beraber bekleyelim ve görelim bakalım. Sizler de Necati'nin kandırıkçı olduğunu anlayın. Madem meteor gelecek ve dünyayı yok edecek, bizler de her zaman yapmak istediğimiz bu tehlikeli sporu gerçekleştirebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi yapalım. Hoppa. Bakın, hiçbir şey olmuyor işte. Gökten sincap filan yağmıyor. Size bu adamın sahtekar olduğunu söylemiş. Gökten sincap yağıyor. Sincap geliyor. Tahay! Bunu da bildim. Baba, bu nasıl oldu? Hiç sorma oğlum. Ben de anlamadım. Bayağı yaklaşmış meteor. Roket yapmaya vakit yok. Bir şey geliyor. İşte bakın, bir adet alevli, ışıklı, yanarlı, dönerli, şekilli bir şekilli, fantastik, bombastik. Meteor geliyor. O ne? Yani şey. Aman boş verin. Gelmeyecek buraya. Rahat olun. Anne! Necati, kendine gel. Çabuk uyar herkese. Remzi ses etme. Ama benden çok korkmaya başladım. İşimiz bitti. Yoksa sayı mı geliyor? Rüya
zamanda görürsün. Vay, iyi kurtarıştı. Oley! Sayı! Hadi bakalım, sen kaybettin. Git topu getir. Ey sevgili seyirciler, meteor çarpmaktan vazgeçti. Hepimiz kurtulduk. Fantastik, bombastik, çiki çiki jimnastik. O da ne? Meteor çarpmadı. Yine bildim. Yine bildim. Hayır hayır hayır. Sakın Necati. Hani özür diliyordun? Hani yanlış yapmıştın Necati abi? Necati! Başkanım yok! Necati! Başkanım yok! Bence Necati'yi bu kadar şımartmanın bir manası yok. Şu kazanı ortadan kaldıralım. Kazanım gitti. Ne oldu? Azıcık daha oynasaydım ne olurdu? Tamam, indirin artık. Kazan falan kalmadı zaten. İndirsenize yeter. Thank you.